videoda haddini bil diyeceğiz. Haddini bil insanlar kötü bir şey düşünebiliyor. Çünkü o kadar çok kız kişi öfkeyle birbirine haddini bil diye bağırıyor ki. Halbuki haddini bil çok özel bir cümle. Yani sınırlarını bil demek. Bizim iki tarafımız var. Hep anlatıyorum ya görünen taraf görünmeyen taraf. Görünmeyen tarafta haddimizi bilmiyoruz. Kendimizi sınırlıyoruz. Oysa orada o kadar genişiz ki Ta ki tüm sınırsız evrene varıncaya kadar. Ama bir de dünyasal tarafımız var. Beş duyumuzu algıladığımız, yani madde dünyasındaki kendimiz. Orada da haddimizi bilmiyoruz, sınırları aşıyoruz. Peki o madde dünyasındaki haddimiz nelerle gerçekleşiyor? Yani burada aklımız, fiziksel görüş, görünüşümüz ve sağlığımız, becerilerimiz, yeteneklerimiz eğitim, maddi güç bunlar hepsi buradaki haddimizi belirliyor. Bu bir gerçek. Bunlara ister eşitlik diyelim evet değer olarak hepimiz eşitiz ama maalesef bunlarla birbirimizin önüne geçebiliyoruz. Bu da bir gerçek çünkü madde dünyası böyle bir dünya. Burada ne yapacağız? İlk önce ee, anlamamız gerekiyor. Önce araştırıp kendimizin ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. O sınırsız tarafımızı. Bütün bunları ben Haddini Bil diye bir kitap yazmıştım seneler önce. Şu an bunun baskısı hiç kalmamış ve yayın evini de değiştirdiğim için yeniden basılmadı ama şu an olan bir varmış ötesi yokmuş da Yine aynı bilgilerden bahsettim. Dolayısıyla burada onları bulabilirsiniz. Bu haddi sınırı sınır olmayan, sınırsız tarafımızla yaşamaya başladığımızda egomuzun, nefsimizin üstüne çıkmış oluyoruz. Ve o zaman tüm gerçeklikleri, yani tüm o gücü, sınırsız gücü içimize çekebilir ve onu yansıtabiliriz. O zaman birçok şeye ulaşma imkanımız kendiliğinden gelir. Ama öte tarafta bir emek vermemiz gerekiyor. Fiziksel bedenimiz için önce daha sağlıklı olabilmek için, daha iyi görünebilmek için önemli mi? Evet, önemli. Bunun hatta yanı sıra aklımız evet, belirli bir aklımız var ama aklımız neye göre işliyor? Yani istediğimiz kadar IQ'muz yüksek veya düşük olsun. Eğer oradaki verileri, bilgileri almıyorsak, kitap okumuyorsak, herhangi bir şeye karşı seminerler var, eğitimler var. Şu an bilgi her yerden akıyor. Bütün bunlara kapalı ve değişik şeyleri merak ediyorsak, El Alem ne yaptı? İşte dizi filmler. O zaman ne oluyor? gerekli donanıma sahip olmuyoruz ki aklımızı işletebilelim. Veya beceriler bunların üzerine kendi doğuştan yeteneklerimiz var. Mesela bana resim yaptığın yapamam mümkün değil. Böyle bir yetiyle doğmamışım. Ama konuş deyince konuşuyorum. Öyle de bir şey var. Her hepimiz farklı farklıyız. Şimdi bütün bunlarla maddi olarak neler yapabiliriz? Daha fazla nasıl kazanabiliriz? ya burada bir şey var mesela ailelerden görüyorum benim annem babamda da vardı rahmetli eee kayınvalidemde de görüyorum bir şey olunca başkalarında gördüğünde der ki ay var ki yapıyor var ki yapıyor diye bir şey yok bende nasıl olabilir ay nasıl yapmış çok güzel ben de yapabilirim herhangi bir şey yani kurban zihniyetinden çıkıp neler yapabileceğimize bakıp kendimize yatırım yapabiliriz dolayısıyla bu sınırlarımızı iyi bilmek sınırsız tarafımızı keşfetmek ve içimizde müthiş bir güç olduğunu bilmek, o sınırsız güç, içindeki devi uyandır. Bu kitapları da okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok önemli. Şimdi bu gücü bilmek demek ne demek? Burada da çok müthiş bir sırat köprüsü var. İşte sırat köprüsü denilen, hani hep anlatıyorum ya ne Kur'an'da ne başka bir e, kutsal kitapta sırat köprüsü geçmiyor. Bu bir hadiste geçmiş ama Kur'an'da sırat-ı müstakimler yani dost doğru yol. Ama bu gerçekten var yani belki de e, bu hadiste söylenmek istemiştir. Yaşarken yaşıyoruz bu köprüyü yani öldükten sonra ince bir köprüden geçeceğiz de burada cehennem burada cennet yok böyle bir şey. Bunlar bir e, anlatım yani varsayım o tarihlerde o akla o bilince anlatılmış olan bu tehlikeyi anlatıyor ki onu biz yaşarken gerçekten bir taraf cennet bir taraf cehennem ve incecik bir köprüden geçiyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Yani bu kendimizi yok zannettiğimiz zaman, kendimizi işte öfkenin, kıskançlığın ve o çaresizliğin içine attığımızda cehennemdeyiz. Oysa sevgiyle gittiğimizde cennetteyiz. Fakat en önemli, en önemli ayrım ne biliyor musunuz? Sınırlı tarafımızla sınırsız tarafımızı çok iyi idrak edebilme. Yani sınırsız tarafımız içimizdeki Allah. Ve dolayısıyla ona çıkabilmek demek sizin yok olmanız demek. Nefsinizin yani egonuzun yok olduğu saniyeler çıkabildiğin bir şey. Eğer sen sınırlı tarafınla, egonla ben her şeyim dediğinde işte o zaman bu doğru değil ve onun azabını da yaşayabilirsin. Nasıl yaşarsın? O kibirle yarattığın, o kibirle çekmiş olduğun bütün olaylar sana gerçekten cehennemi yaşatabilir. Bunu çok iyi ayırmamız da gerekiyor. Haddimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, ufak bir hikaye anlatayım. Bu videoyu burada bitireyim. Bir gün iri yarı bir adama ufak tefek bir adam karşılaşıyor. O diyor iri yarı adam da ağır siklet şampiyonu. Ondan sonra ne kadar isterdim diyor sizin gibi diyor bir ağır siklet şampiyonu olmak. Ama diyor ben diyor e, ufak tefek biriyim diyor maalesef diyor yapamadım. Adam dönüyor diyor ki peki hafif siklet şampiyonu olmana mani neydi? İşte o mani beynimizde. Yani kendimizi küçük görüyoruz ve yapabileceğimiz şeyleri yapmayıp sadece kurban zihniyetiyle mazeretler bulup başkasını beğeniyoruz. Haddimizi bilelim. Evet herkesi beğenelim ama en çok kendimize neler yapacağımızı bildiğimizde müthiş güzel bir dünya önümüzde bize diyor ki hadi yaşa olabildiğince güzelliklerle yaşa ve seni bekliyor. Bu videoda bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere efendim.